Yeni sicil kaydı dolu olan bir isimleyiz bugün. Bugünkü başrolümüz Seren Serengil olacak. Hızlıca başlayalım. Malum bu dosya bayağı ağır. Ağır fikri olarak. Seren Serengil'in aile durumu karışık küçüklüğünden beri. Anne babası küçük yaştayken boşanan Seren Serengil annesiyle yurt dışında yaşamıştı. Burada aslında herkes harika bir anne kız ilişkisi beklerken olanlarsa tam tersiydi. O derece ki kendisinin şöyle bir de açıklaması mevcut. Peki kızıyla birlikte yaşayan, onun parlaması için bu kadar uğraşan bir anne varken sonra ikinin arası nasıl oldu da bu raddeye geldi? Bir mülk davası var aslında ortada. İddiaya göre Seren Serengil annesinin evini Tüyaman'ın sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı. Ardından maddi sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle evini satmak isteyen Tüyaman, evin kendisine ait olmadığını öğrenince deliye döndü ve kızı Serengil'e dava açtı. Nevin Hanım'ın iddiasına göre kendisinde değilken imzası alınmış. Ayrıca Serengil'in kendisine herhangi bir maddi yardımda bulunmayarak ölene kadar bakma vaadini yerine getirmediğini savunmuştu. Tüyaman ilk evliliğinden olan kızı Fulya Terli'nin kendisine hem maddi hem manevi destek olduğunu, Serengil'in ise kendisinin sağlık sigortalarına dahi ödemediğini belirtmişti. Resmen dizi senaryosu gibi bir anne kız alacaklı davası var burada. Seren Serengil'in kendi hayatını anlattığı bir de kitabı var. Seren Hanım'ın Benim Hikayem Anne Babası Ayrılmış Bir Çocuğun Hikayesi cümleleriyle başlayan kitabında 1988 yılında annesiyle birlikte İspanya'da tutuklanmasını da anlatmış. Kitabın girişinde şunları dile getirmiş Seren Hanım. Biriniz koşa koşa evi terk etti, diğeri de tek başına bana bakmanın her defasında ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu kafama kakarak beni büyüttü. Git babana şunu söyle, git annene bunu söyle mesajlarının postacısı olarak geçti çocukluğu. Sevgisiz, mutsuz bir çocukluğum oldu. Kitabın devamında ise annesinin İspanya'daki sevgilisinin uyuşturucu kaçakçısı kardeşi yüzünden hücreye alınmaları yer alıyordu. Kitapta Ceren takma adını kullanan Serengil o günleri şöyle anlatıyor. Ceren Cerengil. Ceren 11 gün o hücrede kaldı. Kimseyle konuşamıyordu, yemek yiyemiyordu doğru düzgün ve oradan asla çıkamayacağını düşünüyordu. Ama gerekirse sonsuza kadar annesiyle orada kalabilirdi. Yine de kendisi 11, annesi 40 gün kalmış oldu. Buradan çıkınca ise de babası yanına geçmiş. Seren Serengil'in bilinen ilk aşkı Küçük Emrah. 15 yaşına girip televizyon ekranlarında yer almaya başlayan Seren Serengil uzun süre Emrah'la birlikte çalıştı. Maalesef ikilinin aşkı bir yerde noktalandı. Yıllar sonra ise yeni bir olay patladı. Serengil gönlünü Küçük Emrah'ımızın yeğeni şarkıcı Yaşar İpek'e kaptırmıştı. Herkes bu ilişkiye eleştiri oklarını doğrulttu. Çünkü akıllara Serengil'in 1990 yılında verdiği bir röportajda Emrah'ı unutamadım. Pek çok ilki onunla tattım. Babam ve annem bu aşka şiddetle karşı çıktığı için noktalamak zorunda kaldım. Biten şey beraberliğimizdi. Aşkım ve duygularım değil şeklinde bir açıklaması mevcut. Ama sonrasında anasına bak kızını al değil de amcasına bak yeğenini al olmuş. Ama ne diyelim, aşk bu. Zaten bu ilişki de kısa sürmüş. Seren Serengil bir dönem yaşını gizliyordu. Peki kendisinin her röportajda ben 1974 doğumluyum diyen Serengil'in asıl yaşı nasıl ifşa oldu? Seren Serengil'in babası Öztürk Serengil bilinenler üzerine bir oyuncu. Kızıyla bir anısının olmasını isteyen baba Serengil bir filmde henüz kundakta duran Seren'e rol veriyor. 1971 yılında çekilmiş filmin yanında bir kanıt daha ortaya çıkıyor. Öztürk Serengil'in bir gazete küpüründe elinde henüz bebik taş olan Seren'le "Kızım eczacı olsun istiyorum" başlığıyla poz veriyor. Gazete de 1971'de yayınlanmış. Sonuç olarak mum yine yatsıya kadar yanmış. Seren Serengil babasının gazinosunda sahnelere atılmış, o dönemin kasıp kavuran güzellikteki yıldızıydı. Anne Nevin Teoman da kızının yıldızının parlaması için elinden geleni yapıyordu. Hal böyle olunca Serengil yıldızda gün geçtikçe parladı. Gazinolarda şampanyalar patlatılmasına, güller, papatyalar savuşturulmasına alışığız. Ama Seren öyle bir stardı ki kendisinin başından aşağı çikolatalar döküyordu. Gelelim bu çikolatayı döken isme. İhlas Holding'in sahibi Enver Ören. Serengil kendisine çikolatalar gönderen Ören için başımdan aşağı çikolatalar döktürdü açıklamasını yapmış. Şöyle.
Seren Serengil annesi Nevin Teoman'dan da gelen genlerle gerçekten çok güzel bir kadındı. Ama kendisi hep daha olgun gözükmekten hoşlanan birisi oldu. Tabii bu istek herkeste olduğu gibi yaş ilerleyinceye kadar sürdü. Serengil nereden bakarsanız bakın estetikle kendini baştan aşağı yaratan o isimlerden. Her parçasına yaptırabildiği her işlemi yaptırdı. Son zamanlarda sünnet derisinden kök hücre aktarımı da yaptığı bilinen Serengil yeni müdahaleler keşfedildikçe de denemekten kaçınmıyor. Burada şöyle bir sorun var ki insana nereden nereye dedirtiyor. Bu Seren Serengil ise bu kim çünkü? Öncelikle bu fotoğrafa çok dikkatli bakın. Çünkü bu fotoğraf Seren Serengil ve Gülben Ergen'in kan davasının fotoğrafı. Yıllardır bitmeyen inatlaşma, tartışma ve kinin derinlerine ineceğiz. Bu ikilinin ilk karşı karşıya gelişi Gülben Ergen'in Seren Serengil'e tanışmak istemesiyle oldu. Başlarda bu ikili inanmazsınız çok yakın arkadaştı. Ergen, Seren kankasının her sahnesini kaçırmadan izlerdi. Bir gün yine anne Nevin Teoman ve o dönemlerde mankenlik yapan kankası Gülben, Seren'in sahnesini izlemeye geliyor. Teoman Hanım da diyor ki, kız senin ne güzel fiziğin var, şarkıcı olsana. Yani alakaya maydanoz ama olsun neyse. O dönem Serengil Aziz Yıldırım'ın o sıralarda evli olan kardeşi Ali Yıldırım'la sevgiliydi. Söylenene göre Serengil bunu bilmiyormuş. Öğrenci ise de ayrılıyor kendisinden. Fakat Ali Yıldırım boşanıp Serencimizin kapısına dayanıyor. Aşk adam. İkili yarım kalan aşklarını yaşamaya devam ederken bir gün Gülben Ergen Ali Yıldırım'ın teknesinden çıkarken görüntüleniyor. Yok. İddialara göre teknede olan kişi Ali Yıldırım değil de üçüncü erkek kardeş Acar Yıldırım. Bu kısım biraz karışık çünkü iki nedenden dolayı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in arası bozulduğu söyleniyor. İlk iddia şu, Seren Serengil Gülben Ergen'in o teknede Acar Yıldırım'la olduğunu inanmıyor. Ve aldatıldım düşüncesiyle hem Ali Yıldırım'dan ayrılıyor hem Gülben Ergen'le iletişimi kopartıyor. Ama ikinci iddia ise birazcık daha değişik. Gülben Ergen o teknede gerçekten Acar Bey'le birlikte ama Seren Serengil aşırı kıskanç birisi ve Ergen'in sevgilisinin ailesiyle bile görüşmesini tahammül edemiyor. Gülben Ergen'le yine iletişimi kopartıyor. Ali Yıldırım'sa sen nasıl böyle davranırsın diyerek kendisini terk ediyor. Her türlü bir iletişim kopuyor, birisiyle ayrılıyor ama hangisi doğru onu bilmiyoruz. Sonuç aynı kapıya çıkıyor. Küs iki arkadaş ve noktalanan bir aşk. Bu başta gösterdiğimiz fotoğraftaysa Serengil Ergen'i omuz atarak arkadaşlarının yanına gidiyor ve kendisiyle dalga geçiyor. Kim bürümüş gözünü? Bu kadar kim bünyeye iyi değil. Hatta bir programda Gülben Ergen hakkında konuşması yüzünden Ergen tarafından şikayet edilen Serengil ayrıca 3 gün hapis yatıyor. Günümüze bile yansıyan bu polemikte yaşanan şeyler oldu. Yakın zamana bakarsak biliyoruz ki Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'yla magazin programı olan Söylemezsem Olmaz'la birlikte moderatörlük yapıyordu. Serengil'in ikiliyle arasının bozulması sonucu programdan ayrılması ve Arto'nun nispet yaparcasına Gülben Ergen'in sahnesine gitmesi bir oluyor. Arto Ergen'le fotoğraflar paylaşıyor ve kendisinden özür diliyor. Böyle bir hata Ergen bile beklemiyor olacak ki sadece şaşırmakla yetiniyor. Herhangi bir açıklaması mevcut değil kendisinin. Serengil ise şöyle bir açıklama yapıyor onun yerine. Sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Ancak basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Size sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Bakalım dostunuzun düşmanıyla yola devam etmek ne demek bir öğrenin. Olayın sonucunda Ergen'in şu sözünü hatırlayalım. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Seren Serengil'in evli aşkı Aziz Yıldırım'ın erkek kardeşi Ali Yıldırım. İddialara göre Serengil kendisinin evli olduğunu bilmediği bu aşka başlamış olsa da daha sonra ilişkiyi sürdürmeye devam etmiş. Hatta şöyle bir de röportajı var kendisinin. Evli bir erkekle hayatta birlikte olmam derdim ama Allah büyük konuşturmasın. İnsan sevince ne olursa olsun kendini engelleyemiyor. Beni ancak sevgiye saygı duyanlar anlar. Bu açıklamanın ardından Ali Yıldırım'la bir ayrılık yaşıyor. Eşinden ayrılan Ali Yıldırım Seren'le geri dönüyor. Tam 4 yıl süren ilişki maalesef evlilikle değil de ayrılıkla noktalanıyor. Ayrıca aynı küpürü incelerken de şu kısımda gözüme takıldı. Serengil'in şöyle bir açıklaması var röportajda. Alinur Veli Dedeloğlu çok yakışıklı bir erkek. Fakat yaşı benden oldukça büyük. Onu sadece arkadaş olarak seviyorum. Ama yine de büyük konuşmayayım. Seren Hanım siz büyük konuşmayın artık gerçekten. Söylemezsem Olmaz programına dönen bir olay daha vardı. Serengil, şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zerrab'la ilişkisi olduğunu ve Zerrab'ın Gündeş'i Hadise ile aldattığını iddia etmişti. Hadise'den ortaya atılan iddia üzerine ise siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok çıkışı gelmişti. Yani doğrulamış mı oluyor burada emin değil. Neyse. O
Ortaya serpiştirilen iddialar doğrultusunda Serengil, hadisenin Reza Zerrab'dan yayın yasağı aldırmasını istediğini yoksa intihar edeceğini söylediğini iddia etmişti. Konunun üzerine Ebru Gündeş'i ve hadisenin uzun süredir yan yana gelmemesi de dikkat çekti. Hadise olayların büyümesiyle Serengil'i savcılığa verdi. Serengil ifade vermeye gittikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Reza Zerrab'la yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatına Ebru Gündeş'i ve Ebru Gündeş'in avukatını şahit olarak gösterdik. Bu açıklamanın ardındansa adliyeden ayrılmış. Kime inanacağımızı şaşırdık biz artık. Evet, bir dosyada nihayet hatta sona erdi. Benim için en zor bölümlerden biri oldu diyebilirim. Çünkü ne araştırması ne doğrulaması bitti. Çünkü olay dosyası gerçekten kabarık bir hanımefendi. Sizler de daha çok inceleme gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.